metre alsana. Metre var mı sana? Metre... Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde çalışmalarımızda hızla devam ediyoruz. Korona sürecine rağmen çalışmalarını durdurmayan, hızlı bir şekilde hatta artıran, son sürat gaza basan Büyükşehir Belediyesi'nden bir tanesiyiz. Biz bu dönemde oldukça hızlı bir şekilde çalıştık. Şu anda görmüş olduğunuz üzere bizim Büyükşehir Belediye'mizin sloganı düşünen, üreten, yarışan ordu şeklinde. Biz bu zamana kadar düşünce sürecimizi de epey bir tamamladık. Artık üretme aşamasında da hızlı bir şekilde varız. Şu anda Altınordu ilçemizde Ayışığı Parkı'nı ağaçlandırdık. Bülbül Deresi'ndeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Civil Deresi'ndeki çalışmalarımız devam ediyor. Yine Bulutlara Dokun projesi hızlı bir şekilde hayata geçmek üzere. Boztepe Yaylaşma projesi, Kumbaşı Sahil projesi, Taşbaşı'ndaki 3 Kız Yan Yana projemiz Altınordu'da hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine bildiğiniz üzere ve herkesin de takip ettiği gibi Gülyalı'da kano pistimiz de hızlı bir şekilde devam ediyor. Kabadüz ilçemizde Çambaşı'ndaki tesislerimiz zaten bu sene bungalov evlerle donatmıştık. Oradaki kaldırım projelerimiz, oradaki yaylaların hayata kazandırılması, yolların yapılması projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Ulubey'de Küpkaya Kanyonu'nu hızlı bir şekilde devreye aldık. Yolunu 15-20 gün gibi kısa bir sürede bitirdik. Gölköy'de Ulugöl'le alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yine oradaki Ormek binasını hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Mesudiye ilçemizde şehir içerisindeki yayalaştırma ve gerekse aydınlatma projelerimiz devam ediyor. Pasta ilçemizde kapalı pazar yerimiz çalışmalarımız, Dolunay Parkı'nın hızlı bir şekilde tekrar rehabilite edilmesi çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve Pasta ilçemizde biz burada asfaltları sayma dahi artık saymıyoruz. Yaptığımız projeleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Korgan ilçemizde Sülük Gölü ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ondan sonra Kabataş ilçemizde aydınlatma projelerimiz, Kumru ilçemizde Ercek Yaylası'nı hayata geçirme, yolunu insanlara kazandırma projelerimiz devam ediyor. Çatalpınar'da yine Ormek binamızı tekrar tadilatını yaptık, hayata geçirdik. Asfaltlarımız yine aynı şekilde devam ediyor. Bir taraftan Ünye ilçemizde geçtiğimizde Asarkaya Kent Ormanı'na çok büyük bir önem verdik. Yolu 6 metre genişliğinde olan yolu 12 metreye çıkardık. Aynı şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor. Çamlık'taki sahil yolu projemiz devam ediyor ve Ünye'mizde, güzel Ünye'mizde bisiklet yolu projemizin de ihalesi yapıldı. Hızlı bir şekilde o da tekrar hayata geçecek. Bir taraftan Çaybaşı ilçemize geçtiğimizde orada Saadet Değirmeni'nin olduğu yerdeki ilgili kanyon hayata geçirmesi projemiz son derece hızlı bir şekilde şu anda devam ediyor. İkinci ilçemizdeki Çivisiz Camii'nin yapılması ve restorasyonu ve diğer gençlik merkezlerinin yapılması çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan Gürgentepe ilçemize geçtiğimizde oradaki otopark alanının yapılması, otogarın yapılması, pazar yerinin yapılması, halı sahanın düzenlenmesi, futbol sahası kazandırma ve drenajların yapılması projelerimiz devam ediyor. Ve en son olarak Akkuş ilçemize geçtiğimizde de orada birçok projeyi hayata geçirdik. Şu anda orada da yollarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Aybastı ilçemize geçtiğimizde ise orada zaten mezbahane ile alakalı derelerin ıslahı projelerimiz biz hayata geçirdik. Perşembe Yaylası'ndaki yol çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda Perşembe Yaylası'ndaki gölet üzerine biz bir tane de köprü kurmuştuk. Ve Perşembe Yaylası'na devam eden yollardaki mesire alanlarının hızlı bir şekilde yollarının yapılması projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Bakanımızın önderliğinde biz bütün ilçelerimizdeki, sadece Altınordu değil, bütün ilçelerimizdeki biz projeleri topladık. Bu projelerin yaklaşık 100 tanesinde Sayın Bakanımızın talimatıyla start verdik. Her ilçemize mutlaka en az 3'er 4'er tane projelerimizi hızlı bir şekilde arkadaşlarımıza, daire başkanımıza yapılması talimatını verdik. Bunları şu anda hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Etkili dokunuşlarla bütün orduyu, sadece Altınordu değil, bütün orduyu güzelleştirmeye devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bütün projelerimizi bitireceğiz. Sayın Bakanımız da her zaman zikrettiği gibi Nisan ayından sonra bambaşka bir ordu göreceksiniz diye devamlı söylüyordu. Bu korona sürecine rağmen biz Nisan ayında bütün çalışmalarımıza başladık. Şu anda bütün ekiplerimiz, bütün ordunun her tarafında arı gibi çalışıyorlar. Gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat yağmur, çamur dinlemeden çalışmalarımıza hızlıca devam ediyoruz.